Efendim ailece hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün malumunuz Cuma ve Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız da şu anda telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Allah şükür ya, bu işte bu Türkiye'de güneyi yanarken nasıl iyi olacaksın ya. Doğru, şey doğru, ya. Doğru. Yani böyle bir içimiz yanıyor ya çok. Evet, evet. Çok evet. Büyük bir şey var yani bu. Tabii doğal bir durum değil, belli, çok belli. Yani biz böyle durumlarda tabii Türkiye hep kriz ortamında, krize alışkın olması gerekiyor. Yani çok panik yapmamak gerekiyor. Yani bu bir yangın aslında, yani çok şey değil. Yani bir kedi köşeye sıkışınca her şeyi yapar. Yani şu anda bir terör sıkıştı. Yani belki o 40-50 senelik en sıkışık dönemine girdi. Buradan yani daha önce böyle bir şey aslında öngörülebilir bir şeydi ama artık o kadar büyük de yapabilmeleri önemli ama sonuçta buradan yani asıl bu yangın, mali kayıp, bir şey var, doğaya hasar var ama asıl buradaki hedeflenen şey toplumsal barışı bozmak. Bunu bilmek gerekiyor. Onun için böyle bunun arkasında muhakkak böyle çeşitli sınıf çatışmalarını, çeşitli böyle kültür, ırk çatışmalarını desteklemek gibi bir hedef var. Kışkırtıcılar şu anda müthiş alandalar. Yani buna oyuna gelmemek gerekiyor. Bu açıdan yani duygularımızı biz bugün tabii duygular üzerinden konuşacağız. İnsan evet, bireysel evet. Anlamda. Yani duygular sadece bireysel duygular değil ki, sosyal duygular da var. Kesinlikle. Yani bu sosyal duyguları eğer biz yönetemezsek huzur olmaz. Huzur olmayan yerde de güven olmaz. Güven olmadığı zaman da insanlar büyüyemez, gelişim yapamaz, yatırım yapamaz. Yani hayatta bu çok önemli. Geçici krizlere tolere edilebiliyor ama böyle kronik krizlere kimse dayanamıyor. En büyük güçler bile bir müddet sonra dağılmaya başlıyor. Bakın birçok imparatorluklar, Roma falan böyle çökmüştür. Yani onun için yani bunlardan ders almak ama şu anda önemli olan toplumsal barışı sağlarsak bunu bir şekilde telafi ederiz. Yani orada hocam telafi edecek gücümüz var. Evet evet, bunların evet. Normal olmadığını söylüyorsunuz. Çok haklısınız. Terör örgütünün bu noktada birçok açıklaması var ki yıllar önce zaten silahımız, sayımız azalırsa bizler Antalya'yı yakarız, İzmir'i yakarız şeklinde ifadeler de var. Evet. Bunların hepsi ortadayken biz toplum olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizler nasıl düşünmeli, neler yapmalı, ne hissetmeliyiz? Tabii yani bizde böyle bir durumlarda şu anda bulunduğumuz gemide şey var. Gemiyi batırmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi bir insan bulunduğu gemiyi batırmaya çalışan olunca yani iki türlü tepkisi olur. Bir gemiyi terk eder yahut da geminin devam etmesi için, yaşaması için elinden geleni yapar. Evet. Yani mesela bir Çanakkale Savaşı'nda eğer böyle Topyekün Savaşı olmasaydı o sonuç alınır mıydı? Yani şu andaki savaşta asimetrik savaş var şu anda dünyada. Simetrik böyle düş dostun böyle cephelerin belli olduğu savaş değil, asimetrik yani cepheler belli değil. Yani kimin yanında olduğu belli olmayan, bol ihanetin olduğu bir savaş var. Yani bizim coğrafyamız çok kritik bir coğrafya dünyada. Yani bir şey düşün, bir şehir düşün, İstanbul düşün mesela, Taksim'deki bir bina gibi, arsa gibi ya da böyle kıymetli bir yerdeki herkesin gözü oluyor orada. Türkiye'de dünyada öyle bir coğrafya, öyle bir bölge. Yani bu bölgede şey oluyor, muhakkak herkesin bir planı, hesabı oluyor. Onun için burada biz yani güvenlik toplumu olmamız önemli. Ama bu kronik böyle güvenlik toplumu da insanlarda tükenmişlik ortaya çıkarıyor. Yani benim şu anda en çok gördüğüm toplumda tükenmişlik duygusunun yaygınlaşması. Yani bütün mutluluk araştırmalar Türkiye hep şeyde çıkmaya başladı son yıllarda. Ortalamanın altında çıkmaya başladı.
Yani bunu göz önüne almak gerekiyor. Ama bu ki bazı kişiler böyle tükenmişlik yaşarsa bireysel olarak, yani toplumda belli bir kesim vardır zaten. Hani %10-20 kesim böyle hep karamsardır. Ne yapsam memnun olmaz. Hep yakınmacıdır. Yani o kimseleri memnun edemezsiniz ama yani toplumun %60-70'i memnun olduğu bir durumda, yani %60-70'ini ikna ettiğiniz durumda o toplum rahat yönetilir. Evet. Hale geliyor toplum. Yani onun için böyle durumlarda yani toplumun %60-70'ini şey yapacak, toparlayacak bir strateji geliştirilmesi gerekiyor. Toplumdaki duygular açısından burada pozitif liderlik önemli. Yani krizlerde pozitif liderlik, yani bunun bilimsel karşılığı pozitif liderlik nedir? Ortak böyle ihtilaflı taraflara değil, benzer taraflar üzerinden politika belirler. Benzer şekilde şeyler, yani bu kendi bulunduğumuz iş yerinde, şirkette, yönetimde, her tarafta bu mümkün. Yani mümkün ve bunu uygulamak şey, yani böyle durumlarda kolay. Yani bu pozitif liderlik yapmak lazım. Gene o böyle gürültücü azınlık vardır. Onları bizim politikamızı belirlememeli. Evet, evet. Biz genel toplumu, bu Türkiye'yi sahip çıkan, benimseyen insanları muhatap almamız lazım, hedef kitlemiz. Evet. Böyle bir yönetim anlayışı olursa toparlarız, daha çabuk ortaya bu durumdan çıkarız. Evet. Tabii o bölgelerde şu anda, yani burada aktif mesela şu anda kendi haline bırakılmadı. Çok ciddi bir şekilde bütün Anadolu'nun bütün illeri oraya yardım ediyorlar şu anda. Yani herkes şey yapıyor, yani turizme ciddi bir darbe de vurdu tabii bu o bölgede. Ama sonuçta biz şey, yani toplum olarak ümitsizliğe, karamsarlığa düşmezsek bir şekilde bunun üstesinden geliriz. Yani kesinlikle. Bu yara tamir edilmeyecek bir yara değil. Kesinlikle. Onu bilmek gerekiyor. Bu dönemde yine duygunun pozitif olması açısından yardımlaşmalar da oldukça önemli ki iki gündür hocam Kızılay vasıtasıyla, affedersin, birçok STK vasıtasıyla bu yardımlar da toplanıyor. Bunların toplanıyor olması dahi bu duyguların, ortak duyguların yeşermesi açısından oldukça kıymetli. Öyle mi? Tabii. Şimdi burada yani o bölgedeki insanlara yalnız değilsin dedirtmemiz lazım. Evet. Onu dediğimiz an oradaki insanlar kendilerinin yalnız olmadığını, bütün acılarını paylaştığını, bunun lafta kalmadığını, somut adımlar atıldığını gördüğü zaman insanlar böyle durumlarda ne yapacaklar? Daha karamsar olmayacaklar, kendilerini bırakmayacaklar ve yaraların tamiri daha kolay olacak. Yani şu anda ortada bir yangın çıktığı zaman yangınla krizler çok birbirine benzer. Önce ilk adım şu anda yangını söndürmek. Birinci öncelik. Yangın söndürdükten sonra neden analizleri yapılır, kök neden analizleri, neden çıktı, nasıl oldu, ya da bir grup görevli şu anda onu yapar. Yani çünkü yangının devam ettirilmemesi açısından da önemli o. Ama şu anda acil ihtiyaç yangını söndürmek ve soğutmaktır. Evet. O konuda zaten yapılıyor. Evet. Yani o bu konu yangın söndürme, ormancılıkça bir ciddi bütçe isteyen bir iş. Yani önceden bunun işte yaz girmeden planlarının yapılması, yani bu konuda muhakkak planlar yapılmıştır. Uçaklar, helikopterler, su taşıyıcıları kiralanması önemli. Evet. Yani bunların şu anda bunları yapılan her şeyi gözlemleyelim ve biz de elimizden geleni yapmaya kesinlikle çalışalım kendi açımızdan diye düşünüyorum. Burada hocam şunu da sormak lazım. Birkaç yıl önce orman yangını söndürme ile alakalı Orman Bakanlığı'nın bir projesine katıldığımızda Türkiye'nin o bölgeye ulaşma ve yangını söndürme bakımından dünyada ilk ülkelerden birisi olduğunu gördük ve biliyoruz. Ama sosyal medyada bu dönemde çok fazla provokasyon da yapılıyor. Size sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyorsunuz, görüyorsunuz. Burada sosyal medyayı takip etme noktasında da sizden birkaç uyarı almayı ben istiyorum. Çünkü orada çok fazla dezenformasyon yapılabiliyor. Bu da insanların duygusunu, duygu durumunu bozabiliyor. Negatif duyguları ortaya çıkarabiliyor. Tabii. Yani böyle durumlarda yani bazıları, yani belki o yalan bir bilgi, kara propaganda dediğimiz, yani yalan bilginin, yanlış bilginin, yanlış kaynaktan
olduğunu söyleyen propaganda türüdür. Bu bilgi yanlıştır, kaynak da yanlıştır. İkisi de yanlıştır. Yani, ve bunu devamlı tekrarlayıp çok ilgi çeken bir konudur. Tekrarlar. Yani bu kara propaganda. Şimdi bu şunun şu anda yapıldığını görüyoruz. Yani burada yapıldığını görüyoruz. Buna karşı tabii alet olmamak lazım. Mesela ben gece bunu gördüm tabii. Asker kökenli olduğum için evet, de bu. Evet, evet. Yani teröre karşı da bir hassasiyet ve bununla ilgili bazı asimetrik savaşla ilgili çalışma yapmış birisi olarak şeyim tabii, çok huzursuzum. Ben bununla ilgili doğru olduğuna inandığım bazı tweetleri paylaştım. Sonra bizim SO şeyler, hocalarımız şey var, bir SO ajansı var. Yani bu sosyal medyanın şeylerinin yönetimiyle ilgili sosyal medya ajansı. Onlar dediler ki şimdi bu o yayınları tweet askıya almış. İlk çıkanları. Yani askıya almış, yani o şey, yani bir kötü, yani tweetin burada askıya alması güzel, hoşuma gitti yani bunu. Yani işin içerisinde demek ki tetikleyici değil. Kaynağı belirsiz olduğunu tespit etmiş, kaldırmış. Ben de hemen kaldırdım. Kaynak belirsiz, baktım. Bunun gibi, yani biz alet olmayalım. Kesinlikle. Alet olmamamız lazım. Yani bunun için böyle durumlarda, yani bir şeyler varsa bile kaynağı belirsiz kişi yaptığı zaman bunu hiç ciddiye almamak lazım. Ama kaynağı belli bir kimse kanıtla yapıyorsa ciddiye alırsın, gerekeni yaparsın. Yapmıyorsa eğer bu kaynağı bilinmeden böyle sahte kanak, tek hesap dedikleri hesaplardan yapılıyorsa hemen hiç ona sorgulamak lazım. Tabii itibar etmek lazım. Kesinlikle. Sosyal medyada bu şekilde yaklaşalım. Bu gelen bilgi doğru mu değil mi? Yani beynimizde hani bizim söylediğimiz bir süzgeç var ya, bu duyguların yönetiminde de önemli. Zihinsel bir jürimiz olması lazım. Bak, zihinsel jürimizin 5 üyeden oluşur zihinsel jüri. Yani zihinsel jürimizin ana üyesi yargıçtır. Yargıç herkesi dinler, bir karar verir. Şimdi böyle durumlarda gelen bilgiye karşı beynimizdeki zihinsel jürideki bilim adamı diyecek ki bu gerçek, gerçek değil diyecek, kanıta dayalı. İkinci şey üyesi üye şeydir, estetikçidir. Mesela gelen bu bilgi güzel mi değil mi? Üçüncü bir üye ekonomisttir. Faydalı mı zararlı mı? Kar zarar analizi yapar. Evet. Dördüncü üye de bir ahlakçıdır. Din ve ahlak. Ya bu etik mi değil mi diye karar verir. Bu dördünden alınan bilgiye göre zihinsel jürimizdeki yargıç diyecek ki bu doğrudur, gerçektir, geçerlidir, hoştur diyerek onaylayacak. Yahut da bu şüpheli bilgi diye ayrı bir dosyada tutacak. Evet. Onun için böyle beynimizdeki zihinsel jüri çalıştırmamız lazım. Duyguları böyle yönetiriz. Yoksa sadece duygularıyla karar veren kimseler böyle durumlarda müthiş hatalar yapıyorlar. Kimler duygularını sağlıklı bir şekilde yönetebiliyor hocam? Yani duygular, mesela duyguları yönetemeyen ilk canlı çocuktur. Yani çocuklar, çünkü doğa, hatta immatür deriz, uzamış ergenlik deriz. Yani ya da kişi 30 yaşına 40 yaşına gelmiştir, hala ergen gibidir. Yani ergen gibi hemen istediği olsun, hemen hoşuna gideni yapayım, aklına ilk geleni yapayım. Böyle emosyon regülasyon dediğimiz duyguları yönetmeyi bilemez. Bilemediği için içine gelen bir her hissi gerçek zanneder. Ya her his, yani kendimizi mesela dünyayı düzeltmek gibi bir his geldi içimizden. Herkesin içine gelir, gayet de hoş. Ama yani böyle bir hisse inandığın zaman, gerçekliğe inanıp mücadele etsen şizofreniye kadar gider ucu. Ama diğer taraftan o hissi o hisse inanmayıp da kişi o hissi analiz etmesi lazım. Bak şu anda dünyadaki istihbarat servislerinde, bizim de öyle, ben araştırdım. Bizim istihbarat servislerinde de analistler var, analizörler var. Gelen, daha önce bilgi çok zordu, çok sök alınıyordu. Şimdi bilgi bombardımanı var, o bilgileri analiz ediyorlar. O işin uzmanı, o sahayı bilen, mesela Estonya'dan bir bilgi geldi. Estonya'yı bilen bir analist var. Evet. Oradan o bilgiyi alıyor, analiz ediyor, bir yorum yapıyor, karar vericiye yöneltiyor. Beynimizi analizörler oluşturacağız. Ve bilgi ve veriye göre hareket edeceğiz. Kanıtlara göre ilerleyeceğiz. Eğer bunu yapmazsak
böyle durumlarda hata yaparız, sonra pişman oluruz. Yani Türkiye'de de yani bazı mesela meslekler vardır. Yani bir duvarcısın, hani 10'da bir, 20'de bir hata yapabilirsin. Ama bir pilotsan 6-0'da bir hata bile önemli. Doğru. Ya onun doğru. için bu yani yöneticilik de öyle. Hı-hı. Mesela bir büyük şehrin, İstanbul Büyükşehir'in yöneticisi 15 milyondan sorumlusun. Türkiye'nin yöneticisi 85 milyondan sorumlusun. Ya yani verdiğin karar senin şey gibidir. Buradaki üç küçük bir karar, evet hayır. Yani şeydeki o ışık kaynağından çıkan ışık gibi bir kilometre uzakta metrelerce karar fark oluşturur. Yani onun için bunu bu şekilde düşünerek hareket edilmesi lazım. İstişareyle hareket edilmesi lazım. İstişareyle hareket etmeyen liderlik her zaman şey yapar, dibe vurmuştur. Evet. Hocam, duyguları yönetebilme yetisi eğitilebilir mi? Gelişebilir mi? Tabii işte duyguları yönetebilme çocukluk döneminde ham olarak var. Hı-hı. Çocuklar onun için çok saftır mesela. Hı-hı. Böyle gördüğüne inanır, etkisinde kalır. Onun için çocukların saflığını severiz. Ama çocuklar büyüdükçe de kötülüklerle tanışmaya başlıyorlar. Doğru. Kötülüklere karşı tanışırken o kötülükleri doğru analiz edemiyorlar. Bazen kötülüklerin malzemesi oluyorlar. Öznesi olması gereken nesnesi oluyor. Kötülükler onları yönetmeye başlıyor. Hı-hı. Onun için çevre, sosyal yapı çok önemli burada. Çocuğun iyi kötü, doğru yanlış, gerçek gerçek değil, güzel güzel değil, bunları öğrenirken bu filtrelerden, mesela Sokrates'in 3 filtresi var burada. 3 filtresi diye geçiyor. Bir onun bir şeyi talebenden birisi bir şey anlatmıştım. Heyecanına gelmiş. Sizi şu bir konuda bir haber getirmiştim. Dur demiş. Bu söylediğin şey gerçek mi değil mi biliyor musun demiş. Bilmiyorum demiş. Peki doğru olup olmadığını biliyor musun? Çünkü gerçekte doğru aynı değil. Bilmiyorum demiş. Peki faydalı olup olmadığını biliyor musun demiş. Bilmiyorum demiş. Doğru, gerçek, faydalı olduğunu bilmediğim bir şeyi bana söyleme demiş. Yani bu filtredir işte bak. Bu duyguları filtre etmektir. Evet. Bilgi geliyor, heyecanlı için. Her bilginin içerisinde düşünce de vardır, duygu da vardır. Yani insanı yöneten sadece düşünceler değil, sadece duygular da değil. Duygu, düşünce, davranış üçgenidir. İşte bu üçünü de ortak yöneten değerlerdir. Bir kişinin kişilik değerleri, insani değerleri, toplumsal değerleri de bu duyguları yönetirken bir nevi şuna benziyor. Hani trafikte giderken yol işaretleri var. Evet. O yol işaretleri bize kendini göstermez. Nereye gideceğimizi gösterir. Bu değerler de öyle. Kendilerini göstermezler. Merhamet değeri mesela. Bu merhamet değeri kendisi için değildir. İnsanların hangi yöne gideceğini göstermek içindir. Burada. Bu değerleri, amaç değerleri var, araç değerler var onun için. Bu değerleri hayata geçirebildiğimiz zaman insan erdemli insan oluyor. Değerlere, yani düşünce, duygu beraber ona değerler kattığımız zaman ve bunu eyleme geçirdiğimiz zaman o iyi insan ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Onun için burada duygularımız bir hazinedir. Yani duygu zengini olalım. Bak, sevgi cömert olalım. Hı hı. Sevgimiz bol olsun. Bol olsun, fakat ondan sonra bu sevgiyi, bunu sevgi duygusal sermayedir. Parasal sermaye gibidir. Finansal sermayeyi nasıl yönetirsiniz? Input modülasyon, output modülasyon. Yani girdi kontrolü, çıktı kontrolü. Havuzu büyütmek. Evet. Önce havuzu büyütürsün. Ondan sonra çıktı kontrolünü yaparsın. Böyle yerinde harcarsın. Parayı. Evet. Akıllı yatırım yaparsın. İstesem deliği açarsın. Hepsi gider. Sevgi de öyle. Bütün sevgini geçici böyle kontrol edemeyeceğin, devam ettiremeyeceğin, tutamayacağın bir şeye verirsen hayal kırıklığı yaşarsın, bunalıma girersin. Doğru. Halbuki sevgiyi biz sürdürülebilir sevgiye, kontrol edebilir sevgiye ve sınırsız, sonsuz sevgiye yöneltebilmek için bu duygu bizde çok önemli. Evet. Bu sevgi yatırımımızı doğru yapabilmek, onun için sevgiyi büyütmek gerekiyor önce. Girdiği artırarak büyür. Onun için ağacı seveceğiz, kuşu seveceğiz, insanları seveceğiz. Yani bize kötülüğü olmayan her şeyi sevmemiz lazım. Bazı insanlar mesela o sevgiyi ilk baştan kötü yönetiyorlar. Her şeyi düşman gibi görüyorlar. Bir tanıştığı bir insanı ya kendini kanıtlayıncaya kadar bu düşman gibi görüyor. Böyle hayat yaşanmaz ki ya. Doğru. Yani önce bir insandan aksine davranış görmedikçe bu dost olma ihtimali, düşman olma ihtimalinin daha yüksek diyerek yaklaşacaksın. Evet. Böyle yaklaşırsan güven ilişkisi oluyor. Güven olduğu zaman sevgi artıyor, korku azalıyor.
Çünkü bu duyguların da işte negatif duygular var. Evet. İşte karanlığın beş atlısı dediğimiz duygular var. Kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık. Hı hı. Bu duygular beynimize böyle bekliyor onlar. Hı hı. Her an bekliyor yani bir olay karşısında hemen saldırmak için ve stres hormonları salgılıyor vücutta. Yani bu duyguların duygu, düşünce, davranış derken bunun bir de somatik boyutu var, bedensel boyutu var. Doğru. Yani her duygunun bir biyolojik cevap var dokuda. Kalbimiz çarpıyor, elimiz titriyor, işte midemiz, bağırsaklarımız kasılıyor, damar direnci artıyor, tansiyon yükseliyor. Yani bu negatif duygular asit özellikle kimyasallar salgılatıyor beyinden ve sinir sistemimizi ve otonom sinir sistemimizi ve bütün organlarımızı etkiliyorlar. Birkaç saat olursa tehlike yok, hemen geçiyor. Evet. Parasempatik sistem devreye giriyor, tehlike geçti, rahatla diyor. Ama sempatik sistem devamlı aktif olursa, devamlı gerilim, devamlı savaş olursa, mesela bir futbol diyelim 90 dakika. Evet. Bu 90 dakika değil, bütün gün futbol oynamaya kalkarsan kimse dayanamaz ona. Kesinlikle. Böyle bir hayat olmaz ki, hep top bende olsun, hep ben orta sahada olayım, herkes bana pas versin, ben gol atayım. Böyle bir şey de şey olmaz da, bencilce. Yani onun için duyguların en büyük düşmanı bencilliktir. Hı hı. Bencillik duygu şeyidir, toksik şeyidir. Hı hı. Sevgi de toksik sevgidir, zehirli bir şey oluşturur, bencilliğini oluşturduğu duygu. Hı hı. Yani sevdiği kişiyi kendine köle yapmak ister, ya benimsin ya toprağınsın diyen. Evet, mantık. Evet. Bu sevgi öldürücü bir sevgidir. Onun için yani bu sevgi derken böyle sevgi kaynaktır. Sosyal sermaye, parasal sermaye, psikolojik sermaye, hepsi bunlar bir şeydir. Aynı kaynak yönetimi mantığıyla yönetilir. Hı hı. Sevgi duyguları da böyle yöneteceğiz. Duygularımız bir kaynaktır. Bunu kaynak yönetimi mantığıyla girdileri çoğaltacağız, havuzu büyüteceğiz ve bunu doğru yerlerde kullanacağız. Bakacaksın o hayat öyle güzel geçiyor ki yaptığın her sıradan işten zevk alıyorsun. Yani bu dünyayı değiştirmek kendinden başlıyorsun mesela. Kesinlikle. Ve küçük şeylerden şey yapabiliyorsun. Minnettarlık eğitimi veriyoruz şimdi, minnettarlık hı-hı. modülü. Hı-hı. Yani geçmişte sana bir iyilik yapmış birisine, hı-hı. kim geçmişte sana birisi iyilik aklına geldi, git ona bir hediye al, teşekkür et mesela. Hı-hı. Ya o sürpriz oluyor, müthiş bir sevgi ifadesi oluyor. Kesinlikle. Sevgi dilidir bu. Hı-hı. Ve öyle durumda o kişiyle bakıyorsun, daha müthiş bir dostluk başlıyor. Evet. Yani onun için bunlar da muhakkak, yani bunlar pozitif. Liderlik de önemli bunlar. Hı hı. Pozitif liderlik önemli. Böyle kriz zamanlarında pozitif liderlik yangını söndürür. Söndürdükten sonra da toparma daha kolay olur. Ayağa kalkma daha kolay olur. Hı hı. Yani biz daha önce de ilk başta söylediğim gibi böyle bunlar toplumsal krizlerdir. Toplumsal hı hı. duygularda kaos oluşuyor şu anda. Hı hı. Sosyal medya böyle durumlarda ateşe körükle gidenler de var. Evet. Ama ateşi ve burada bu kışkırtıcı tiplere bakın, onları bir kenara yazın. Not almak onlar lazım. İhtimal gizli servis elemanıdır. Kesinlikle, kesinlikle yani not almak lazım. Kötü. Onları not alıp bir kenara kaydedip, hı-hı. yani onların her gelecek mesajı şüpheyle karşı başlamak lazım böyle durumlarda. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Bu ikili ilişkilerde de az önce bahsettiğiniz gibi, toplumsal ilişkilerde de bu tür olumsuz düşüncelere, duygulara şüpheyle yaklaşmak önemli. Hocam sevgiyi artırmak lazım ama duygularımızı cömertçe yaşamak lazım. Fakat duyguların bizi yönetmesine de izin vermemek tabii, lazım. Bizlerin duygularımızı akıl atına bindireceğiz. Evet, evet. O götürecek yani. Evet. Biz duygularımızı kendi haline bırakmayacağız. Onu evet. muhakemeyle, muhakeme gücümüzle analiz ederek, doğru evet. kararlar vererek duygu sermayemizi yöneteceğiz. Yöneteceğiz. Onun için akılla kalp böyle durumlarda muhakkak sentezi gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Hocam çok teşekkürler, çok sağ olun. Rica Ağzınıza ederim, sağlık. Kolaylıklar diliyoruz size. Rica ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok sağ olun hocam. Efendim duygu durumlarını konuştuk. Duygu yönetiminden bahsettik. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla kendisine teşekkür ediyoruz.